Çorum valisi Mustafa Çiftçi son günlerde vaka sayısında ciddi bir artış yaşandığını belirterek hastaların artık bazı ilçe hastanelerine sevk edildiğini duyurdu. Son zamanlarda hastanemizde de bir yoğunluk var. Yoğunluk arttığından dolayı Osmancık olsun, Sungurlu olsun, İskilip olsun, Alaca olsun buradaki hastanelerimize de hasta sevkiyatına başladık. Çorum valisi Mustafa Çiftçi, Çorum-Ankara karayolunda HES kodu uygulamasına katıldı. Burada sürücülerle buluşan vali Çiftçi, koronavirüs tedbirlerine uymaları için uyardı. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan vali Mustafa Çiftçi, Çorum'da hastane doluluk oranının arttığına dikkat çekti. Çorum'da ilçelere sevklerin başladığını belirten Çiftçi, bana bir şey olmaz mantığından kurtulalım dedi. Gerekse Çorum'da olsun, hem vaka sayılarında hem hastanede yatan yoğun bakım hasta sayılarında, normal serviste yapan hasta sayılarımızda bir artış var. Bu artışın da önüne ancak alınan tedbirleri, kurallara uymak suretiyle geçebiliriz. Ben bütün Çorumlu hemşerilerimizden, vatandaşlarımızdan hasaten rica ediyorum. Lütfen bu maske kurallarına dikkat edelim. Fiziki mesafeye dikkat edelim. Temizliğe dikkat edelim. Son zamanlarda hastanemizde de bir yoğunluk var. Yoğunluk arttığından dolayı Osmancık olsun, Sungurlu olsun, İskilip olsun, Alaca olsun buradaki hastanelerimize de hasta sevkiyatına başladık. Çünkü bizim merkezdeki hastanemiz aynı zamanda bir pandemi hastanesi olduğu gibi normal hastalarımıza da hizmet veriyor. Trafik kazası oluyor, kalp krizi oluyor, diğer rahatsızlıklar olan vatandaşlarımız var. Onların da tedavilerini hastanemizde yürütüyoruz. Dolayısıyla hastanemizde manada bir yoğunluk oluştu. Onun için bazı hastalarımızı da az önce saydığım dışarıdaki hastanelere de gönderiyoruz. Yine hasreten rica ediyorum. Lütfen bu kurallara titizlikle uyalım. Yani bana bir şey olmaz mantığından kurtulmamız gerekiyor. Başkasına bundan dolayı herhangi bir şekilde virüs bulaştırdığımız zaman, hastalık bulaştırdığımız zaman bunun bir kul hakkı olduğunu, İnsan hakları ihlali olduğunu da akıldan çıkarmayalım. Ben tüm Çorumlu hemşerilerimize sağlıklı, huzurlu günler temenni ediyorum.